Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kefir yapacağım. Daha öncesinde kefir yapmıştım. Mayalamıştım. Birkaç gün bekledi. Biraz katı kıvamı aldıktan sonra şimdi onu süzeceğim. Burada sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Kefir biliyorsunuz ki bağışıklık sistemimiz için çok yararlı, çok faydalı bir içecek. Biz de çok seviyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Eğer çocuğunuz çok alışamadı ya da tadını sevmediyse içine çilek katabilirsiniz. Mevsiminde şeftali katabilirsiniz, muz katabilirsiniz. Mazlı kefir, şeftali kefir çok da güzel oluyor, lezzetli oluyor. Hem de çok faydalı bir içecek arkadaşlar. Biz severek tüketiyoruz. Sizlere de paylaşmak istedim, almıştım. Kesinlikle yani metal kullanmamanız gerekiyor arkadaşlar kefirde. Kefire eğer metal, çelik herhangi bir şeye değerse kefir bozuluyor, yaşamıyor yani, yaşam alanı kısıtlanıyor, ölüyor. O yüzden kesinlikle metal önermiyoruz. Ben cam kaşık kullanacağım. Yine bu camın içine yaptım. Camın kabı vardı ona. Yine bunu da sırf kefir için aldım. Yine tel değil arkadaşlar. Hatta gazlı bezle bile yapabilirsiniz. İlk zamanlarda öyle yaptım ama sonrasında bu un elekleri gibi olanlardan aldım, plastik. Arkadaşlar son aşamaya geldik. Ben hepsini çekmek istemedim. Sanırım şurada biraz önce boğulmuştum ama şu şekilde biraz da süt katacağım daha akışkan olsun diye. Daha önceden bardakta sütüm vardı. Günlük süt kullanırsanız daha güzel olur arkadaşlar. Yoksa normal paket sütlerden de oluyor. Ben mümkün olduğunca köyden getirdiğim sütlerle yapmaya çalışıyorum. Şimdi kefirimiz çıkacak. Biraz küçük geldi. Daha önceden büyük şeyle yapıyordum. Bayağı küçük oldu buradan. Biraz beni oyaladı. Biraz daha büyük bir süzgeç ayarlamam gerekiyor. Evet, kefirimiz gözüküyor burada. Bakın. Süzgeçten geçmeyecek zaten o. Tekrar süt gönderirse. Sonradan da yıkayacağım şimdi. Yıkayınca belli olacak. Bakın arkadaşlar, yıkadım. Yıkadıktan sonra kefirim daha belirgin oldu. Şöyle göstereceğim size. Bu yaptıkça büyüyor bu maya. Bakın. Bakın şimdi kefirimizi. Bakın metal asla kullanmıyoruz. Hemen içine atıyorum. Ve üstüne yine bir bardak süt. Ama anne, evet. O çok küçük değil mi? Yok anneciğim. Ve şu şekilde kapağını da kapatıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de bir havlunun içine sarıyorum. Güzelce her tarafını kapattım. Kesinlikle herhangi bir yerinde metal olmayacak. Şu şekilde her cam olacak yani. Cam olacak, evet. Bir yerde bekleyecek arkadaşlar. 24 saat sonrasında şöyle hafif bir bakacağım. Oldu mu olmadı mı? Hafif yoğurt kıvamını alıyor. Eğer öyle bir kıvamı aldıysa olmuştur. Kışın genellikle bir 48 saati bulabiliyor ama yaz aylarında 24 saatte oluyor, kefirimiz hazır oluyor. Melis ikimiz şöyle. Sen tadını da unutmuş olabilirsin. Uzun zamandır biz kefir yapmıyoruz açıkçası. Belki arkadaşlar bunun muzlusu da gelebilir ve çileklisi, istediğiniz meyveli gelebilir. Tadına mı bakacağız şimdi? Evet, tadacağız. Birini sen al istersen, birini de ben alayım. Şu şekilde. İsterseniz meyveli, en çok şeftaliyle çok güzel oluyor. Evet. Muz, çilek. Çilek. Kiviyle olur mu anne? Kivi de olur. Kivi hiç denemedik ama deneyebiliriz. Evet, siz isterseniz her şeyi deneriz arkadaşlar. Evet, nasıl isterseniz. Bu arada arkadaşlar, hem bayramımız kutlu olsun hem de... Ne bayramı ama?
19 Mayıs Gençlik ve Türkiye Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Bu arada sıradaki videomuz ne olsun, hangi içerikler olsun, oyun mu olsun, çiçekle mi ilgilenme olsun, yoksa bunun gibi içecek mi? Evet. Sizden yorumlarda bekliyoruz. Evet. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup ding dong yani bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Ayrıca da yorum beklerseniz çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Yeni videomda buluşmak üzere. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.